imanımızın takviyeye ihtiyacı var. Takviye var. Ve nasıl geçen Eskişehir'de bir deprem oldu. Sallandık şöyle değil mi? Sonra akıllara ne geldi? Ya bu binayı güçlendirelim. Bu binaların güçlenmesi lazım. Sağlam yerlere yapılması lazım. Binaların altyapısının düzenlenmesi lazım. Bir hafta, iki hafta konuşuldu değil mi? Binaların güçlendirilmesi lazım. Basit bir deprem. E peki, madem bu kadar binaların güçlendirilmesini düşünüyorsak, basit bir hastalığa tutulduğumuz zaman, doktora koşuyorsak, arabamız arıza yaptığı zaman, tamire gidiyorsak, telefonlarımız arıza yaptığı zaman koşuyorsak, o telefonu yenilemek için takviyeye gidiyorsak, imanımızı takviye için niye dershaneye koşuyoruz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tıbbül gulubi ve devaiha ve afiyeti ebdani ve şifaiha ve nuril ebsara ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Evet, Cenab-ı Hak Risale-i Nur'dan istifademizi, istifazamızı arttırsın. Hikmeti ilahiye mazhar olmuş bu eserleri okumayı, anlamayı, fehmetmeyi ve yaşamayı hepimize nasip eylesin inşallah. Cumanız mübarek olsun. Evet, bugün tabiat risalesinden sual ve cevaplar var. Tabii tabiat dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor, ne gelmesi lazım? Bediüzzaman hadiselere, eşyaya bakarken vahdet cihetiyle bakmış her zaman. Yani Cenab-ı Hakk'ın birliği noktasından, isimleri cihetiyle, sıfatları cihetiyle, eserleri cihetiyle, fiilleri cihetiyle bakmış. Hadiselerin yorumlanmasında, mütalaasında, müzakeresinde iki cihetle bakmış. Bir sebepler ciheti. Şimdi biz bir sual okuyacağız. Sebepler ciheti hakikaten kainata tasarruf sahibi mi? Bir de kader cihetiyle bakmış ki bu işin esası özü. Demek ki bize de ne ders vermiş oluyor? Siz diyor sebepler cihetiyle değil, kader cihetiyle bakın diyor. Yani kader noktasından bakın diyor. Hadiselere, olaylara, eşyaya bakarken bu noktadan bakmak gerektiğini söylüyor. Tabii bu eserin başında mukaddeme kısmında bir noktayı alemimize vermek istiyoruz. Mesela üstadımız 1338 Ankara'ya gittiğinden bahsediyor. Tabii 1338 ortalama 100 sene önceki yıllara tekabül ediyor. 1920-22'li yıl. Bir zındıka fikrinin alem-i İslam'ın içine girmeye ve bozmaya ve zehirlendirmeye çalıştığını ve bilhassa da dessasane çalıştığını müşahede ediyor. Bir fikir ki alem-i İslam'ın içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessasane çalıştığını görüyor üstad ve bu eseri yazmaya niyet ediyor. İlk önce Arapça yazıyor. Tabi Arapça alfabenin değişimin neticesinde insanlar bir gecede cahil kaldığı için eser tesirini diyor göstermiyor. Ben de diyor bir mecburiyet Türkçe olarak telif ettim diyor. Yani üstadın buradaki tespiti çok enteresan. Tabi bu zındıka fikri yani Cenab-ı Hakk'ın inkarı fikri o kadar insanların alemine yerleşiyor ki ağzımızdan farkında olmadan bazı kelimeler haline çıkmaya başlıyor. Okullarda 1925 ile 50 yıllar arasında rejim olarak dinsizlik fikri yerleşmiş. Tabii bu ne oluyor bu sefer? Ağzımızdan çıkmaya başlıyor. Farklı kelimeler haline çıkmıyor. Mesela diyoruz ki sebepler yaptı. Kendi kendine oldu. Tabiat diyerekti, tabiat yaptı gibi farklı farklı kelimeler halinde ağzımızdan dökülmeye başlıyor. Hatta orada enteresan bir cümle de söylüyor. Diyor ki bir kısım ehli iman bilmeyerek bu kelimeleri diyor istimal ediyor. Bakın bir kısım ehli iman bilmeyerek bu kelimeleri konuşuyor. Şimdi burada bir sual ve cevaptan inşallah okumaya çalışacağız. Tabii bunun aslı ikinci şuayla irtibatlandırmaya çalışacağım. Aklımda kaldığı kadar tabii ben sizin gibi bütün kitapları açma bir durumum olmadığı için aklımda kalan noktalarla birleştirmek için bir alemimize bir şeyler verelim inşallah. Tabi burayı niye okuyoruz?
Bu eserleri niye okuyoruz? Dün akşam da bir derste şunu söyledim. Yani bazen soruyorlar. Ya siz hep Risale-i Nur okuyorsunuz. Niye okuyorsunuz? Ne ihtiyaç var? Neden okuyorsunuz? Tekrar tekrar niye okuyorsunuz? Tekrar tekrar aynı metinleri niye okuyorsunuz? Eskiden sorarlardı. Ben de şöyle bir örnek verdim dün akşam. Atçılarda ders yaparken dedim ki bir gazete küpürü düşünün. Gazete küpürü. Herhangi bir yazı. Baş yazı diyorlar bugün. Ne diyorlarsa işte. O gazete o gün çıktığı gün güncelliğini korur. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, bir hafta, iki hafta sonra güncelliğini kaybeder, çöpe atarız değil mi? İşimize yaramaz hale gelir. Okumuşuz deriz. Çöpe atarız. Çünkü neden? İşimize yaramıyor. Bizim işimize yaramayan bir kitap haline gelir o gazete. Demek ki Risale-i Nur'u niye okuyoruz? 90 yıl önce yazılmış bir eseri niye okuyoruz? Çünkü bizim imanımızın takviyeye ihtiyacı var. Ondan okuyoruz. Takviyeye bak. Ve nasıl geçen Eskişehir'de bir deprem oldu. Bir sallandık şöyle değil mi? Sonra akıllara ne geldi Erdem abi? Ya bu binayı güçlendirelim. Bu binaların güçlenmesi lazım. Sağlam yerlere yapılması lazım. Binaların altyapısının düzenlenmesi lazım. Bir hafta, iki hafta konuşuldu değil mi? Binaların güçlendirilmesi lazım. Basit bir deprem. E peki madem bu kadar binaların güçlendirilmesini düşünüyorsak, basit bir hastalığa tutulduğumuz zaman, doktora koşuyorsak, arabamız arıza yaptığı zaman, tamire gidiyorsak, telefonlarımız arıza yaptığı zaman koşuyorsak, o telefonu yenilemek için takviyeye gidiyorsak, imanımızı takviye için niye dershanelere koşuyoruz? Koca tavşan değil mi? 90 milyonuz bak. Bizim İzmir biz 6 milyonuz bak. Demek ki neye ihtiyaç var? Takviye-i imana ihtiyaç var. Bundan okuyoruz mesela sürekli. Ondan okuyoruz. O yüzden bu hasta bu aslında en büyük hastalığı esbab perestlik, tabiat perestlik, eşyaya tesir verme. Evet. Bakalım gerçekten sebepler nasılmış? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evet. Bakalım gerçekten çok güvendiğimiz sebepler nasıl? Yalnız bir şüphem var. Yukarıdaki metni okumuyorum. Sadece burayı okuyacağım. Yalnız bir şüphem var. Cenab-ı Hakk'ın Halık olduğunu kabul ediyorum. O kadar mukni, o kadar net, o kadar kesin, o kadar şeffaf deliller sundu ki üstad adeta artık bunu demek zorunda kaldı bu. Cenab-ı Hakk'ın Halık olduğunu kabul ediyorum. Fakat bazı cüz'i esbabın, bazı cüz'i sebeplerin ehemmiyeti şeylerde icada müdahaleleri, bak çok tehlikeli bir ifade. Ehemmiyeti şeylerde icada müdahaleleri ve bir parça medhü sena kazanmaları saltanat rububiyetine ne zarar verebilir? Ne zarar verir? Saltanatına noksaniyet gelir mi? Değil mi? Başka bir yerde de böyle izah ediyor üstad. Hububatı topraktan, meyveyi ağaçtan beklemek lazım diye şeytan ne yapmış? Müdahale etmiş. Buradaki soruyla biraz bağlantılı. Bazı cüz'i sebeplerin, bazı cüz'i şeylere müdahaleleri var kainatta. Doğru. E bu saltanat-ı rububiyetin şeyine ne zarar gelir diyor. Ya Cenab-ı Hakk'ın saltanat-ı rububiyetine ne zarar gelir? Sebeplerin icada müdahaleleri olsun. Sebepler kainatta icraat sahibi olsun cüz'i şeylerde. Buna ne zarar gelebilir? Allah'ın rububiyeti ne zarar gelebilir diye bir sual. Değil mi? Aklımıza geliyor değil mi? Ya ne olacak ya? Değil işte bak yani değil. Bu küfür kokutan bir soru. Sebepler alemimizde silinmeli. Alemimizden sebepleri kaldırmalıyız. Alemimizden sebepleri kaldırıp sebepler arkasında tezahür eden Cenab-ı Hakk'ın esmasına, tecelliyatına, şuunatına, tasarrufatına yönelmeliyiz. El cevap. Bakalım cevap ne? Bazı risalelerde gayet kat'i ispat ettiğimiz gibi, kat'i ispat ettiğimiz gibi hakimiyetin şe'ni gereği müdahaleyi reddetmektir. Hatta en edna bir hakim, bir memur, daire-i hakimiyetinde, hakimiyet dairesinde olduğun müdahalesine,
daire-i hakimiyetinde oğlunun müdahalesini kabul etmiyor. Bir hakim, hakimiyet dairesinde oğlunun müdahalesini kabul etmiyor. Hatta hakimiyetine müdahale tevehhümüyle, hakimiyetine müdahale tevehhümüyle bazı dindar padişahlar halife oldukları halde masum evlatlarını katletmeleri bu reddi müdahale kanununun hakimiyette ne kadar esaslı hükmettiğini gösteriyor. Değil mi? Bir padişah da. Şimdi burada anlattığı mesele Cenab-ı Hakk'ın hakimiyeti noktasından bakıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın hakimiyeti sebeplere ihtiyaç bırakmıyor. Onu misal vererek anlatıyor aslında. Cüz'i bir müdahaleye dahi ihtiyaç bırakmıyor. Yani demek ki o zaman biz nasıl bakacağız? Biz nasıl müdahale edeceğiz? Biraz önce başlarken ne dedim? Eşyaya, hadiselere, kainata baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın isimleri, sıfatları cihetiyle bakmayışı noktasından dedim. Yoksa hakikatte Cenab-ı Hakk'ın sebepler zaten kainatta şey değil. Hakikati hariciyede zaten vücutlar vehmi, tabi şeydir yani. Yoktur ama bizim alemimize bir mana koymak istiyor Üstad burada aslında. İkinci şuayla değerlendirdiğimiz zaman, ikinci şuada Üstad neyi nazara veriyor? Cüz'i tasarrufatını, nihayatındaki cüz'iyatın nihayetindeki tasarrufatını, oradaki cüz'iyatın üzerinde görünen en çok sebeplere verdiğimiz, sebeplere dağıttığımız şeyler. Mesela şifa vermeyi nazara veriyor. Şifa doktordan mı, Allah'tan mı? Maşallah. Ne ses var oradan da. Kimmiş o? Allah'tan diyor bak. Allah'tan. Zıttını iddia edebilecek kimse yok değil mi? Hiçbir kafir, hiçbir münafık zıttını iddia edemez. O zaman ne yapması lazım? Şifayı camit ilaçların diyor hasiyetlerine vermemiz lazım. Camit diyor ilaçların üstad orada. Hasiyetlerine vermek lazım diyor. Tamam bu böyle. Rızk. Ya şu diyor şeyin diyor Adana'nın karpuzu çok güzel diyor. Adana toprağı çok bereketli diyor. Adana toprağından mı? Allah'ın karpuzu mu? Ya ben bugün diyor tesadüfen karşılaştım arkadaşla diyor. Tesadüfen karşılaşmak diye bir şey var mı? Bak ne kadar az yerleşmiş çok rahat ifadeler. Demek ki üstadın bunları yazmasındaki mana benim alemimde sebepleri bizim alemimizden kaldırıp şirki hafiyi ortadan kaldırmak. Yani artık öyle bir esbab şişiyor, 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 şişiyor ki insanın aleminde şirki hafiye gidecek dereceye gelir. Allah muhafaza etsin yani hepimiz. Hakimiyetinden ne esaslı gösterdiğini gösteriyor. Evet, demek ki hakimiyetin esası nedir? Müdahaleyi, başkasının müdahalesini reddi. Bir nahiyede iki müdür, müdürden tut, ta bir memlekette iki padişaha kadar hakimiyetteki istiklaliyetin, hakimiyetteki istiklaliyetin iktiza ettiği, gerektirdiği men-i iştiraki kanun, men-i iştiraki kanunu, yani kanunun başkasının müdahalesini red kanunu, tarihi beşerde çok acip her cümerç ile kuvvetini göstermiş. Acaba aciz ve muavenete muhtaç insanlardaki, bak şimdi gene aklıma mana geldi kalbime diye, Yunus Aleyhisselam'ın kıssay meşhuresinden bahsediyor üstad. Birinci lem'a meşhur, çok okuduğumuz
ezbere bildiğimiz bazen. Bazen de böyle ders bulamayıp da ders hazırlanacak ders bulamadığımız zaman açıp çok okuduğumuz birinci lema. Esbab bir külliye sükut etti diyor üstad. Hazreti Yunus Aleyhisselam denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş diyor. Deniz daha dağlı ve fırtınalı, karanlık. Etrafta onu kurtaracak hiçbir sebep yok. Deniz hiddetli, sağa karanlık, sol karanlık. %100 ölüm ihtimali var. Yunus Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Yunus Aleyhisselam orada neyi anlamış? Esbabın bir külliye sukut ettiğini anlamış. Garazsız lillah için dua etmiş. Ne yapmış Cenab-ı Hak o dua hürmetine? Yunus Aleyhisselam'ın o denizini bir tahtel bahir deniz aldı. O balık var ya, Yunus balığı. Tahtel bahir. Denizi fırtınadan azade edip efendim onun için bir sahil selamet gibi bir hale ve kameri ayı üzerinde diyor ne yapmış? Bir lamba gibi o fırtınayı dindirmiş. Oradaki mana şu, alemindeki sebeplerin sukutunu görmek. Sebeplerin aleminde sukutunu görmüş, Cenab-ı Hakk'a iltica etmiş, müsebbibül esbab olan Cenab-ı Hakk'a nida etmiş, iltica etmiş, o meşhur duayı yapmış ve Cenab-ı Hak da şecere-i yaktin altında o lütfu rahmanı müşahede etmesine vesile olmuş. Demek ki hepimiz belli noktalarda tıkandığımız zaman belli noktalarda ben görme engelli olduktan sonra bunu çok yaşadım. Tıkandım. Allah Allah dedim ya. Sağa baksam karanlık, sola baksam karanlık. Önüme baksam karanlık, arkama baksam karanlık. Allah Allah dedim ya. Bilal'e o zaman. Sebeplerin sükut ettiğini çok iyi anlıyorum. Gözümüz var, damarlar hazır ama göremiyorsun. Zeytini ekiyorsun, şartları oluşturuyorsun bizim oralarda ama vermiyor. Demek ki veren kim? Cenab-ı Hak yani. Bunu bilmek yani. İşte bunun için bu eserleri okuyorsun. Evet. Ne dedi? İştirak ettiği men-i iştirak kanunu efendim, men-i iştirak kanunu tarihi beşerde, beşer tarihinde çok acip hercümerç ile kuvvetini göstermiş. Acaba aciz ve muavenete muhtaç insanlardaki amiriyet ve hakimiyetin, bu surette gösterse bu derece müdahaleyi reddetmeyi, bu derece müdahale reddetmesi ve başkalarının müdahalesini, men etmesi ve başkalarının müdahale etmesi, yani onun müdahalesine hakimiyetinde iştirak kabul etmeyi, yani başka ortaklar kabul etmemeyi makamında istiklaliyeti efendim yani bağımsızlığı nihayet taassupla muhafazaya çalışması başını gör sonra hakimiyeti mutlaka rububiyet derecesinde ve amiriyeti mutlaka uluhiyet derecesinde ve istiklaliyeti mutlaka ehadiyet derecesinde ve istinayı mutlak böyle bir inanmayı Cenab-ı Hak bize nasip etsin arkadaşlar. Ya bak nasıl bir tarif. Hakimiyetli mutlaka rububiyet derecesinde. Alemimize bunu yerleştirmemiz lazım. Hadiseler, günlük olaylar,
Günlük hadiseler üzerinden bakmak. Yani tamam işte çiçeği Allah yarattı, tamam bitti. Efendim işte kuşu Allah yarattı, bitti. Beni Allah yarattı, bitti. Çocuğumu Allah yarattı, bitti. Bitti değil işte. Başımıza gelen en küçük bir hadisede Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini aramak lazım. Bunu hiç okuyoruz bunu. Mesela ayağıma diken battı. Mesela araba kaza yaptı. Mesela günlük hadisede ufacık bir hadiseyle, hoşuma gitmeyen bir hadiseyle karşılaştığım zaman ben Risale-i Nur'dan aldığım dersi tatbik edebiliyor muyum? Yoksa çiçekten, böcekten misal vermek tabii o da lazım da ama bunları hadiselere tatbik edebilmek yani. Bak ne diyor? Hakimiyet-i mutlaka, rububiyet derecesinde ve amiriyet-i mutlaka, uluhiyet derecesinde ve istiklaliyet-i mutlaka, istiklaliyet-i mutlaka, ehadiyet derecesinde ve istina-i mutlak, bizim inandığımız zat, böyle bir zata inanıyoruz çünkü. Kadiriyet-i mutlaka derecesinde bir zat-ı Zülcelal'de bu reddi müdahale ve men-i iştirak, başkasının müdahalesi, men-i iştirak ya ve men-i tard-ı şerik ne derece o hakimiyetin zaruri bir lazımı ve vacip bir müktezası olduğunu kıyas edebilirsin. Edebilirsen et. Demek ki sebeplerin hiçbir şeyde cüz'i müdahaleleri yok. Cüz'i müdahaleleri olmadığını nasıl ispat etti? Cenab-ı Hakk'ın hakimiyeti, amiriyetinin başkasının müdahalesine müsaade etmediğini nasıl anlattı? Yukarıda bir padişah misaliyle anlattı. Tekrar açık anlayalım. Şey için söylüyorum, tekrar olsun. Neyle misal verdi? Bir halifenin kendi evladını hakimiyetine mani olduğunu gördüğü zaman katletmesi misaliyle anlattı. Demek ki aciz insanlarda da böyle oluyorsa dedi, aciz insanlarda böyleyse demek ki Cenab-ı Hakk'ın hakimiyeti rububiyet derecesinde, amiriyeti uluhiyet derecesinde, istiklaliyeti ehadiyet derecesinde tecelli eden bir zat elbette zerreden şemse kadar rububiyeti cari ve cereyan ediyor dedi. Demek ki biz de böyle iman-ı şuhudiyi Cenab-ı Hak nasip etsin. İmam Ali ne demiş? Perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek demiş. İşte bu dersten. Evet, bir sual daha var. Onu okup bitireceğiz. Ama ikinci şık şüphen ki bazı esbab, bazı cüz'iyatın bazı cüz'iyatın ubudiyetlerine merci olsa, yine inat ediyor aynı şey soruyor ya, bazı esbab bazı cüz'iyatın ubudiyetlerine merci olsa o mabud-u mutlak olan zat-ı vacibül vücuda müteveccih zerrattan seyyarata kadar mahlukatın ubudiyetlerinden ne noksan eder? Allah Allah. Görüyor musun Erdem abi? Nasıl bir soru bak. Allah muhafaza bak. Bazı esbab, bazı cüz'iyatın bazı ubudiyetlerine merci olsa, yani bazı sebepler, bazı insanların o sebeplere serfuru etmesine sebep olsa, merci olsa, o mabud-u mutlak olan zat-ı vacibül vücuda, müteveccih zerrattan seyyarata kadar, mahlukatın ubudiyetlerinden ne noksan eder? Ya yani bazı sebepler, bazı noktalarda ubudiyetlere merci olsa, Cenab-ı Hakk'ın zerrattan seyyarata kadar yapılan mahlukatın ibadetlerine ne noksan eder? Cenab-ı Hakk'ın istinasına ne noksan eder? O cüz'i sebepler, cüz'i sebepler bazı ubudiyetlere merci olabilir. El cevap. Bakalım cevap ne? Şu kainatın Halik Hakimi kainatı bir ağaç hükmünde halk edip, bak şu cevabı çok iyi dinleyin. Şu kainatın Halik Hakimi kainatı
bir ağaç hükmünde halk edip en mükemmel meyvesini zişur ve zişurun içinde en cami meyvesini insan yaratmıştır. Allahu Ekber. Nasıl bir insan değil mi bakın? Bütün kainatı bir ağaç hükmünde, bu ağacın en cami meyvesi kim? Biziz insan. Elhamdülillah böyle bir nimet var ya. Ne kadar şükre layık değil mi? Ne kadar minnete layık bir mana ya. Cenab-ı Hak layık olmayı nasip etsin. Evet, şu kainatın halik hakimi kainatı bir ağaç hükmünde halk edip en mükemmel meyvesini zişur, şuur sahipleri ve zişurun içinde en cami meyvesini insan yaratmıştır. Ve insanın en emniyetli, belki insanın netice-i hılkati ve gaye-i fıtratı ve semere-i gaye-i fıtratı ve semere-i hayatı olan şükür ve ibadeti, o hakim-i mutlak ve amir-i mutlak ve amir-i müstakil kendini sevdirmek ve tanıttırmak için kainatı halk eden, o vahide halk, bütün kainatın meyvesi olan insanı ve insanın en yüksek meyvesi olan şükür ve ibadeti. Neden yaratmış Cenab-ı Hak kainatı? Niçin yaratmış? Neden halk etmiş? Sebepleri bırakmak için mi? Sebepleri, müdahaleye davet etmek için mi? Sebepleri icra sahibi göstermek için mi? Hayır. Kendini tanıtmak ve sevdirmek için. Kendini bildirmek için. Kendini kainatta göstermek için gizli bir hazine olduğunu ifade eden bir hadis-i kutsi var. Ben bir gizli hazineydim. Ne yaptım? Keşf olunmak istedim. Ve kainatı yarattım. Elhamdülillah. Ya değil mi? Bak diyor ki, ehemmiyetli belki insanın netice-i hılkati ve gaye-i fıtratı ve semere-i hayatı olan şükür ve ibadeti, insanın en ehemmiyetli belki insanın netice-i hılkati, yaratılış neticesi ve gaye-i fıtratı, fıtratının gayesi ve semere-i hayatı olan şükür ve ibadeti, o ne diyor, o halik-i mutlak ve amir-i mustakil kendini sevdirmek ve tanıttırmak için kainatı halk eden o vahid ehad, bütün kainatın meyvesi olan insanı ve insanın en yüksek meyvesi olan şükür ve ibadetini başka ellere verir mi? Ya o kadar yarat, kainatı yarat, insanın fıtratına ibadeti koy, gayi fıtratı ibadet yarat, semere-i hayatını ibadet yarat, kainatı o kadar süsle, püsle ve bütün kainatı süsle ve diğer sebeplere müdahale izni ver. Mümkün değil. Demek ki Cenab-ı Hak, sebepler Cenab-ı Hakk'ın nazarında hiç kıymeti yok. Ya Allah Allah. Evet. Başka ellere verir mi? Bütün hikmetine zıt olarak, ya bakın bizim alemimizde bunların açılması lazım. Neden? Hazreti Musa aleyhisselamı anlatıyor üstad değil mi? Nerede? 20. sözde miydi? Ben size kadar okumuyorum. Aklımda kalanı söyledim. İcil hadisesinden bahsediyor. İcil vakasından. Giriş yapmış orada. Diyor ki Mısır kumistanı, Mısır'ın kumistanı biliyorsunuz. Yani orada nehir var. Ne nehri var?
dinleri. Allah Yusuf hocam hemen yakalıyor işte. Tavşan mı hocam? Nil. Nil Nehri diyor. Mısır Kumistan'ı o kadar bereketlendirmiş ki, o kadar bereketlendirmiş ki, tabii orada ziraat var ya, öküz de ziraat tabii o zaman için, öküz de ziraat için çok büyük şey. Çok değer veriyorlar. Hala da öyle mesela. Bizim bir vakıf arkadaş vardı İzmir'de. Hindistan'a gittiler Eyüp abiyle. Geldi bir anlatıyor. İnek yoldan geçiyormuş. Yusuf Hoca, dört bak. İnek yoldan geçirmiş, araba durmuş. Ula demiş, araba ineğe duruyor ya. Kutsal varlık demiş araba bu demiş. Yasak kesmek. Yasak. O kadar kutsallaşmış ki, bizim buradaki bazı X'ler gibi anlayan şimdi, isim vermiyor. O kadar kutsallaşmış ki, artık tapacak hale gelmiş adamın aleminde o. Öyle arabalar duruyormuş. Anlatıyor bizim. Eyvah bir vakfıymış. Allah Allah. Nasıl bir şey lan? Bizim aklımızı yatmıyor değil mi? Çünkü neden? O toprağı bereketlendiren Nil. Nil Nehri olduğu için o Kumistan'ı da bereketlendiği için tabii öyle bereket. Tabii ziraat da o zaman öküzle yapıldığı için öküze o kadar bağlanmışlar, istidatlarına, kabiliyetlerine de üstad işlemiş artık o vakarperestlik mefkuresi. Vakarperestlik mefkuresi diyor, o kadar istidatlarına, kabiliyetlerine işlemiş ki artık yani ineğe tapar hale gelmişler. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın diyor kılıncıyla, ya bıçağıyla vakarperestlik mefkuresini kesiyor üstad. Yani orada aslında ineği kesmekle böyle heykel yapmışlar değil mi? Ses gelsin diye. Harun Aleyhisselam da başlarına dikmiş demiş bunlara dikkat et. Yanlışın varsa o Yusuf hocam düzelt. Sen hoca değiliz bak ha. Demiş ki bunu dik. Hazreti Harun Aleyhisselam ne dikiyor başına ne bunları şey yap. Geliyor bakıyor. Bunlar öküze tapmaya başlamışlar. Yani oradaki mantık şu. O fikir, o ideoloji, o akar perestlik mefkuresini kırmak için icil hadisesini üstad Kur'an'dan alarak onu anlatıyor. Sungur abi bir gün dedi ki kardeşim bu bahis var ya güncel bir bahis dedi. Bu asrında taptığımız farkında olmadan istidatlarımızla, kabiliyetlerimizle bağlandığımız öyle şeyler var ki farkında değiliz. Hepimizin kendi aleminde değerlendirsin. Evet. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Evet. Bütün hikmetine zıt olarak netice-i hilkati ve senere-i kainat-ı abes eden haşa ve kella hem hikmetini ve rububiyetini inkar ettirecek bir tarzda bak ifadeye bak Yusuf Hocam. Hem hikmetini ve rububiyetini inkar ettirecek bir tarzda mahlukatın ibadetlerini başkalara vermeye rıza gösterir mi? Hiç müsaade eder mi? Demek ki Cenab-ı Hak başkalarının müdahalesine müsaade etmiyorsa biz de buna hassasiyetle üzerinde durmamız lazım. Iskalamamamız lazım. Atlamamamız lazım. Dün akşam atçılar onu diyor mu? Atlamamak lazım. Neden abi dedi Serhat? Ya sen dedim atı atlıyor musun? Günlük el meyvesini veriyorsun. Atın yanına gidiyorsun, ilgileniyorsun, alakadar oluyorsun. Her şeyle alakadar oluyorsun, gidiyorsun, geliyorsun değil mi? Atlamıyorsun atı. Bir gün atlasan ne olur dedim atı. Abi olmaz dedi. Bir gün işe gitmesen ne olur dedim. Olmaz dedi. Ya bak atlamıyorsun. Bir gün peynir yemezsen benim gibi ne olur dedim. Atlamıyoruz bak. Yemeği atlıyoruz mu dedim. Atlamıyoruz. Peki bu şeyleri niye atlıyoruz? Namazı niye atlıyoruz? İbadeti niye atlıyoruz? Bir tanesi oradan dedi. Ya dedi abi dedi. Öyle bir ifade yerleşmiş ki ağzımıza namazı bir aradan çıkaralım diyoruz. İfadeye bak. Namazı aradan çıkaracak bir şey.
Böyle büyük şehirlerde bıçak oluyor. Namazı aradan çıkaralım ondan sonra işimize bakalım. Ya namazı aradan çıkarılacak bir şey mi? Namaz aradan çıkarılacak bir şey değil ki. Iskalanacak bir şey değil ki. Atlanacak bir şey değil ki yani. Sebeplere de böyle bakacağız. Yani ifadelerimiz, kullandığımız kelimeler hava alemine yayılıyor abiler. Hava alemi bir sayfa. Zerrelerle dolu, top dolu bir sayfa. O sayfaya yazılan kelimeler arş-ı azama çıkıyor. Arş-ı azamda teveccüh görürse Cenab-ı Hak sevap yazıyor. Ama ağzımızdan çıkan cümleler gerçekten çok önemli. Çıktığı zaman farklı yerlere gidiyorsa o cümleler Allah muhafaza etsin yani. Cenab-ı Hak hiçbir şekilde müdahaleyi kabul etmiyor. Ve hem hadsiz bir derecede kendini sevdirmeyi ve tanıttırmayı efaliyle, fiilleriyle gösterdiği halde en mükemmel mahlukatının, en mükemmel mahlukatının şükür ve minnettarlıklarını, tahabbüp ve ubudiyetlerini başka esbaba vermekle kendini unutturup, kainattaki makasıdı ilahiyeyi, yani kainattaki makasıdı aliyeyi inkar ettirir mi? Ey tabiat perestlikten vazgeçen arkadaş, haydi sen söyle. O diyor, elhamdülillah, bu iki şüphem ya hallolmakla beraber, bu iki şüphem hallolmakla beraber vahdaniyet ilahiyeye dair ve mamudu bilhak o olduğuna ve ondan başkası ibadete layık olmadığına o kadar parlak ve kuvvetli iki delil gösterdin ki, iki delil göster, onları inkar etmek, güneşi ve gündüzü inkar etmek gibi bir mukaberedir. Bir mukaberedir. Bir de şu son paragrafı bitireceğim. Demin ders okuduğu hiç aklımıza bir şey gelmiyor. Cenab-ı Hak ihsan ediyor bazı şeyleri ama. Ey esbab perest ve tabiata tapan bir çare adam. Madem her şeyin sabiatı her şey gibi mahluktur. Çünkü sanatlıdır ve yeni oluyor. Ve her sür müsebbet gibi zahiri sebebi dahi masnudur. Ve hem her şeyin vücudu pek çok cihazat ve aletlere muhtaçtır. O halde o tabiatı icat eden ve o tabiatı halk eden bir kadir-i mutlak var. Ve o kadir-i mutlakın ne ihtiyacı var ki aciz vesait-i rububiyetine ve icadına teşrik etsin, ortak etsin. Haşa, belki doğrudan doğruya müsebbebe esbab ile beraber halk ederek cilve-i esmasını ve hikmetini göstermek için bir tertip ve tanzim ile zahiri bir sebebiyet, bir mukarenet vermekle eşyadaki zahiri kusurlara, merhametsizliklere ve noksaniyetlere merci olmak için esbab ve tabiatı desti kudretinde perde etmiş. İzzetini o suretle muhafaza etmiş. Demek ki dersin başına dönecek olursak son cümleler olarak sebeplerin eşyaya cüz'i müdahaleleri yok. Cüz'i müdahalenin olmamasında neyle anlattı? Hakimiyetin şeyini başkasının müdahalesini reddetmesiyle anlattı. Ondan sonra ne yaptı? Sebeplerin cüz'i, sebeplerin bazı ubudiyetlere merci olmasını gerektiğini, İşte kainatta zaten zerrattan seyyarata kadar her bir varlık ona ibadet ettiğini, ona ne noksan gelebilirliğini sordu. Orada insanın ubudiyetini nazara verdi üstad. Kainatın yaratılışı ağaç gibi, meyvesi insan, zişurla insan. İnsanın ubudiyeti de başka yerlere verilir mi? Başka yerlere
havale eder. Demek ki sonuç itibariyle toparlayalım. Biz nur talebeleri inşallah bu manaları hazmeder, hazmeder. Hadiselere biraz önce başladım. Başlarken söyledim olaylara. Sebepler noktasından değil, kader cihetiyle bakmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Cenab-ı Hak istifademizi arttırsın. Cenab-ı Hak üstadımıza layık talebe eylesin. Risale-i Nur'u hakkıyla okumayı, anlamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Sübhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Allah rızası için, üstadımızın ruhu için El-Fatiha ve salavat.